Çambel ilçesindeki çökelekli pidenin sırrı Seçim Usta anlattı. Evet, şu anda gördüğünüz gibi çökelekler hamurun üstüne düzülüyor. Birazdan fırına verilecek. Sevgili ustamız şu anda hazırlıyor değerli seyirciler. Şimdi bakınız tereyağı kullanıyorlar yine. Evet, çökelek üstüne tereyağı. Evet sevgili ustacığım, bir yerden işinizi yaparken bir yerden de söyleşimize devam edelim. Oda başkansınız. Burada kaç tesis var acaba? 11-12 tane tesisimiz var. Aynı şey yapan. Normal toplam esnafımız 111 tane. Evet. Tokat-Sivas Karayolu üzerinde bulunuyor yeriniz. Sivas yolu üzerinde. Evet. Hepsi de güzel arkadaşlar. Biz çalışıyoruz, hizmet veriyoruz. Evet. Görüyorsunuz değerli seyirciler, yavaş yavaş çökelekler de erimeye yüz tutmuş. Evet, kesinlikle tereyağı sürdüğümüzde yüzüne. Evet, yüzüne de tereyağı sürüyorsunuz, evet. Öyle mi? Evet, şimdi de kuşbaşılı pidelerimiz fırına giriyor. Evet ustacığım, pidelerimiz pişti mi? Evet değerli pişti. Seyirciler, şu anda pidelerimiz pişti ve şu anda fırından çıkıyor ve servise hazır bir vaziyette. Kesmeye başlayalım isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşımız da güzel denek kesiyor ve tamamen erimiş bir şekilde. Çökeliğimizin, buradaki özelliğimizin en büyük noktası çökeliğinin içinde erimesidir. Evet. Bu tereyağından başka bir şey katmıyorsunuz kaşar falan değil mi? Kesinlikle katmıyor, hiçbir şey yok başka. Evet, evet. Evet, görünümü mis gibi değerli seyirciler. Evet, değerli seyirciler gördüğünüz gibi şu anda fidelerimiz hazırlandı. Güzel de bir sofra donatılmış. Şimdi birazdan afiyetle yiyeceğiz efendim. Çamdilel Belediye Başkanı Adem Akgül, bölgesel hayvancılık hakkında açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa bölgesinin hayvancılıkta bir üst bölgesi olmasına karar verdik. Bununla ilgili hemen çalışmalar başladı. Sağ olsunlar, bir organize hayvancılık bölgesi projemiz var. Bununla ilgili arazi seçimi yapıldı. Yaklaşık 750 dönüm, %30'da kamulaştırmayla 1000 dönüm üzerine kurulacak. Evet. Muhtemel bakanlıkta çalışmalar devam ediyor. Büyük ihtimal bir aksilik çıkmazsa bu projemiz hayata geçecek. Bu bölgemiz için çok önemsiyoruz. Önemli bir atılım. Onun dışında gerek park projeleri, gerekse doka projeleriyle bölgemize birçok endüstriyel hayvancılık işletmesi kuruluyor. Sayın vekillerimiz bu konuda çok mutlu bir çalışma içerisindeler. Biz de gelen arkadaşların işlerini kolaylaştırıyoruz. Yer seçimlerine ve bürokratik engelleri hızlı aşmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer bir konu, koyun keçi birliğinin burada Koçteke dediğimiz bir istasyon kurmasıydı. Bu istasyon bakanlıktan onaylandı. Yani kesinleşti başkanım. Kesinleşti. Evet. Karadeniz bölgesi. Yani yeni bölge olarak düşünecek olsam bölgenin en büyük istasyonu, hatta Samsun da buraya bağlı. İşte o hitap edecek değil mi? Tabii, tamamen bölgeye hitap edecek. Bir istasyon kurulması kesinleşti. Projesi onaylandı. Yer tahsisi yapıldı. Zemin etikleri yapıldı. İnşasına geçecek. Bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü böyle bir istasyonun yurt dışından ziyaretçisi tahmini yıllık 5 ile 10 bin arasında değişen bir ziyaretçi akını olacak. Artı zaten hayvancılığa çok uygun olan bölgemizde küçük başın gelişmesi hatta %1000'lere varan bir hızla gerçekleşecek. Bu çok önemliydi. İnşallah daha iyi projelere imza atarız.
Bu dönem dolu dolu geçen bir dönem oldu. Sayın vekillerim bu bölgeyle ilgili hassaslar. Tekrar onlara teşekkür ediyorum çünkü çok zaman kaybetmişiz. O zaman telafi etmek de başka türlü mümkün değildi. Sayın Başkan, tabii ki bu durum gerçekleştiği zaman bu hayvanların işte sütünden, şeyinden elde edecek peynir veya tereyağı gibi bir fabrika gibi bir düşünceniz var mı ileriye dönük olarak? Şu anda evet, burada çıkan ham madde küçük ve büyükbaş olarak yani süt varlığından bahsedecek olursak ciddi bir potansiyel var. Evet. Bununla ilgili de orta ölçekli bir mandıray, bir kesimhaneye, en azından bir kesimhaneye ihtiyacımız vardı. Özel girişimcileri teşvik ettik. Evet, bir firmaya bununla ilgili teklif götürdük ve bu açığı kapatmasını rica ettik yatırım manasında. O da değerlendirdi, Milli Emlak'tan bir arazi tahsisini talep etti. Reşadiye ilçesinde 500 gün önce parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan ve 8 yaşındaki Bayram Erol'un aileleri Anneler Günü'nü buruk kutladı. Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Nerede olursa onun çıkmasını istiyorum. Bayram kaybolalı 1,5 yıl oluyor. Çocuğumuzdan hala 1,5 senede bir haber yok. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık çocuğumuz için ama şu ana kadar hiçbir ipucuna, hiçbir şeye rast gelinmedi. Bu ikinci Anneler Günü, tabii herkesin çocuğu annesine bir hediye getiriyor. Benim çocuğum 2 senedir hiçbir şey getiremedi, göremedim çocuğumu. 2 senedir yani üzüntülü ve mutsuz geçiyor Anneler Günümüz. Yani okuluna gidemedi. Her şey yarım kaldı yani çocuğumun hayalleri, benim hayallerim yarım kaldı. Yani her gün rüyamızda görüyor çocuğumuzu. Bir haber olacak diye bekliyor ama şu ana kadar da hiçbir haberi yok. Yani görebilen varsa Allah rızası için bize çocuğumuzdan bir haber etsinler. Yani mutsuzluk bekliyor. Yani gözüm hep yaşlı, ağlayarak geçiyor günlerim. Rüyalarımdan başka hiçbir yerde göremiyorum. Çok özledim çocuğumu. İnşallah gören biren vardı da bu yüreğimize ferahlık olur. Ne olursun gören biren varsa bize bir alo desinler. Çocuğumuzun bulunmasını istiyor. Bize yardım etsinler. Bayramımızın yoksuzluğu hala bizi gelip geçiyor. Biz onsuz yapamıyor. Ne olur bize yardım etsinler. Gören biren varsa Allah aşkına yardım etsinler. Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 kişi yaralandı. İlçe merkezi ve köylerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlarda maddi hasar oluştu. İlçede çok sayıda evin çatısı uçtu. Hareket halindeydim. Direkt üzerime geldi. Eyvallah. Araçta başkaları var mı? Yoktu. Başka zümrütlerin bombayı tut dışarı çıkar. Üçünü verebildim. Ayağımızın altında boşalmaz mı? Evet. Malı boşalmaz mı? Evet.
Erbaa ilçesinde 23 yıldır antika biriktiren avukat Necdet Dilek, koleksiyonundaki eserler arasında Büyük İskender motifli zümrüt yüzük ile eski bir kılıç da bulunuyor. Yüzükteki motif sadece gün ışığında anlaşılmasıyla dikkati çekiyor. Eski eserlere hep ilgi duyduğunu dile getiren Dilek, 1994 yılında koleksiyoner belgesi alarak antika eserler toplamaya başladığını belirtti. Ne yaparsak yapalım, resmi zor gösteriyor. Genelde öyle hediyesi olarak verildiği için, yapıldığı ve mezarlara konulduğu için yüzük kısmı bir miktar, bir ölçü, iki ölçü küçük olurmuş diyorlar. Öyle deniliyor. Onun için 300 wattlık lambeler ışığında ikili resmi görmek yine zor ama kendiliğinden bu koleksiyon merakı ortaya çıktı. ...1994 yılı itibariyle Taşınırt Kültür Varlığı belgesini aldım. Bunların içinde de 301 adet kayıtlı eserin içinde özellikle iki tanesi öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yüzük, zümrüt taşlı. Ağustos 2016 yılı itibariyle İKO GLT'den ekspertiz raporunu aldık. Taşın zümrüt, doğal zümrüt olduğuna ve madeninin 21,5 ayar altın olduğuna dair. Eserin tekniği negatif işlenmiş olması anlamında da sadece ülkemizde değil, dünyada bir tane olan bir eser. Taşı, ben eseri 2006 yılı itibariyle satın alıp tescil ettirdiğimde taşın zümrüt olduğunu bilerek almış değildim. İçimizde tabii yani bunun üzerinde herhangi bir paslanma, çizilme olmaması, değerli taş olma ihtimalini tabii düşündürdü ama en son ekspertiz raporuna kadar bu konuyu bilmiyorduk doğrusu. Ekspertiz raporuyla içinde bulunan resmin negatif, yani iç kısmından yapıldığı belirlenmiş oldu. Yüzükteki resim Büyük İskender'e ait. Kıymetli olduğunu düşündüğümüz eser birkaç taneyi banka kasasına koyuyoruz. Başına bir iş gelmemesi anlamında banka kasası bir yerde gereklidir. Dönem itibariyle ilk Tunç devri, milattan önce 2500, 3000, 3500 gibi bir dönem.